diyor. Program başında da söylediğim gibi bugün eğitimin farklı bir alanını ama kritik bir noktasını tartışacağız. Dün kızlı erkekliği tartıştırdılar bize. Sonra dershaneleri tartıştırdılar. Bugün de Osmanlıcayı tartıştırıyorlar. Cambaz güzel de cüzdanlar gidiyor. Hani teşbihte hata olmazmış. Bir nesli kaybediyoruz. Bugün bunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Okul öncesi eğitim öğretmeni Sayın Serpil Yakan bizlerle birlikte. Sayın Yakan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, konuşacağız tabii ki şurada eğitimde neler olduğunu ama daha temel bir şey var. Öğrenmeyen çocuklar, öğrenemeyen çocuklar sanıyorum hangi sınıfa kadar gittikleri çok önemli olmayan çocuklar. Önce öğretmemiz gerekiyor. Özel öğrenme güçlüğünden bahsediyorsunuz. Sizin bu konuda uzun zamandır çalışmalarınız, bu konuyla ilgili yazılarınız var. Zaman zaman panellere gidiyorsunuz. Bir kere buradan başlayalım mı? Bu nedir özel öğrenme güçlüğü? Özel öğrenme güçlüğü normal ve normal üstü zekaya sahip olan çocukların okuma, yazma, yordama, aritmetik yeteneklerde gerilemesidir. Ve son zamanlarda en çok karşımıza çıkan öğrenme bozukluğudur. Yani normal ve üstün zekalı çocuklarda gözüküyor şekilde. Değil mi? Evet. Peki nasıl bir sorun yaşanıyor ki burada? Yani nasıl bir öğrenme güçlüğü ortaya çıkıyor? İşin ilginç kısmı bu tür çocuklar normal ve normal üstü zekaya sahip olan çocuklar ilkokula başladıktan sonra çıkıyor. Birinci sınıfın ikinci döneminde ortaya çıkmaya başlıyor. Hı hı. Bu da eğitimle ilgili bir sıkıntının olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü normal olan bir çocuk nasıl da oluyor sonrasında böyle bir sıkıntıya rastlıyor diye bunu araştırmak gerekiyor. Bu alanda özel eğitimde çalıştığım için yapılan çalışmalarda baktığımda eğitimle ilgili sıkıntıların olduğunu görüyorum. Çünkü 2005 yılında özellikle Türkçe kitaplarını ve tüm kitapları görsel sunu ve görsel okuma adı altında ek bir madde getirildi. Hı hı. Bunun içerisine getirilen tablolar, semboller, her şey kağıt biçimde verilmeye başlandığını görüyorum. Çocuklar da bunları okurken ve İncelerken çocuklarda bir kaotik bir şey oluşuyor. Algılarını dağıttığını görüyoruz açıkçası. Bu tesadüf müdür yoksa bilinçli bir müfredat mı olabilir bu? Yoksa yanlışlık mıdır? Yani sizin gördüğünüz ne? Şimdi özel öğrenme güçlüğünde deniyor ki fonem adlı dil birimlerinin eksikliğinden kaynaklı. Hı-hı. Daha önce de söylemiştim. Bizim dil birimimizle okuma çok farklı. Biz bütün, yani çocuklar bütün olarak görüyor. Ama verilen kitaplara baktığımızda bütün sembollerin, harflerin tüme varım yöntemiyle öğretildiğini görüyoruz. Yani algılarının tamamen dağıtıldığını görüyoruz. Matematikte olsun, Türkçe'de olsun bütün algı sistemleri buna göre indirildiği için çocuk da bunları okuyamadığı için, görsel olarak da sunamadığı için sonrasında kaotik biçimde aldıkları için de yazma edimine geçemiyorlar. Çünkü 2005 yılında eğik yazıya geçirildik. Fakat kitaplara baktığımızda yönergeler dik yazıyla veriliyor ama eğik yazıyla yazmak isteniyor. Bu hem dengesizlik hem bir tutarsızlıktır. Çünkü çocuk dik okurken eğik yazması isteniyor. Bu çocuk için aslında baktığımızda çok büyük bir sorun haline geliyor. Birinci sınıf ders kitaplarına okuma yazma ile ilgili baktığımızda 3 aya böldüklerini görüyoruz. Birinci sınıfta verilen çalışma kitabında sadece yani o yaşta verilmesi gereken el kaslarını, hı-hı, geliştirici etkinlikler olması gerekirken kol kaslarını geliştirici çalışmalar verilmekte. Ya, pedagojik yani, hatalar da var o zaman. Kesinlikle pedagojik hatalar ve perspektif hatalıkları çok fazla var. Yani o yaştaki bir çocuk el kaslarını geliştirici çalışması olması gerekirken el bilek kaslarının ama bakıyoruz ki geniş alanları çizmesi gereken kol kaslarını geliştirici çalışmalar var. Sonrasında da çocuk eğik yazı zaten bize uymayan bir sistem olduğu için, düzlem hatası olduğu için, yan yatırılarak yazılması olduğu için çocuklarda bu sefer el bilek kaslarında zorlanmakta. Ve burada da dispraksi denilen yazma güçlüklerini görmüş oluyoruz. Biraz açalım mı onu? Çünkü onun bir de türleri var bildiğim kadarıyla. Yani okumada, yazmada, evet, matematikte. Biraz izleyicilerimiz için onu da öğrenme bozukluğu olarak belki, evet, açıklamakta fayda var. Şimdi kitapta dediğim gibi görsel olarak, sembolik olarak çünkü çocuk sembollerle ve görsellerle tamamen algıları darmadağın edilmiş durumda. Özel öğrenme güçlüğü adı altında da işte disleksi okuma bozukluğu, disgrafi yazma bozukluğu, diskalkuli matematik bozukluğu, dispraksi el göz koordinasyonu ve motor becerilerde bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü okumayla yazma bir bütündür. Bunu dediğim gibi dik alıp da eğik olarak yazdığımız zaman biz bu temel kavramı parçalamış oluyoruz çünkü.
Birinci sınıfta verilen çalışmalara baktığınızda dediğim gibi kol kasları çalıştırılıyor. Sonrasında da eğik yazıya geçiyorsunuz. Bu sefer çocuk ister istemez bunu yazarken zorlanıyor. Çünkü geniş alanları siz geriletmiş oluyorsunuz birinci sınıfta bunu bu şekilde vererek. Sonrasında el bilek kaslarını çalıştırmaya kalktığınızda çocuk bu alanda zorlama olduğu için gerilemiş oluyor. Yani kendi seviyesinin altında bir eğitim sistemi sunmuş oluyorsunuz. Yani eğer doğru başlamazsa bir öğrenci, sanıyorum bu başlangıç aşaması çok önemli. Kesinlikle. Bütün eğitim hayatına, öğretim hayatına yansıyor galiba. Kesinlikle. Yani biz çünkü, nesil kaybediyoruz. Kesinlikle. Çünkü ilk dört alanda zamanda verilen birinci sınıf dediğim gibi üçe bölündüğü için sadece el kasları değil kol kasları çalıştırılıyor ve inanın kitaplardaki birçok pedagojik hatalar var. Bunlar matematiğin temeli de yanlış atılmış. Hayat bilgisinin temeli de yani ilk bizim öğrenmemiz gereken bütün temeller yanlış atılmış olarak kaydedildiğini görüyoruz. Kitaptan biraz önce biraz sonra örneklerle göstereceğim. Sonra zaten el yazısı geriye dönük harflerde bize uymadığı için bu sistem noktalarıma işte dikkati dağıtıyor, işaretler konması gerekiyor, belli harfler var. Çocuk ister istemez bunları da görmeden atlayarak geçebiliyor. Okumada bunlar çok etkin oluyor. Renklerle bölünmüştür mesela sesler. Şimdi biz bütün olarak gördüğümüz için renklerle bölmek algıyı tamamen dağıtmaktadır. Yani çocuk kümeleyerek görür. Bir kelimeyi bütün olarak gördüğü için heceyi de bütün olarak görür. Bunu bu şekilde işte renklerle böldüğünüz zaman onu ayrı ayrı görecektir ve okuma atlamaları işte ya da yani sözcük atlamalar bunlar ortaya çıkacaktır. Ve bunlar hiç şuralarda tartışılmaz nedense. Oraya da geleceğim ama biraz somutlaştıralım mı? Özellikle sanıyorum kitaplarda bu konuda çok örnek var diyorsunuz. Evet. Ve kitaplardan da örnekler getirmişsiniz bizlerle. Biraz paylaşalım onları. Yani ne oluyor? Biz daha somut görelim onları. Şimdi daha önce hatırlarsanız şöyle bir boyuyorum resmi pardon, vardı. Bunların hepsi milli eğitimde, öğretimde kullanılan kitaplardan. Kesinlikle, doğru mu? Kesinlikle eba.gov'da görebiliriz. Öncesinde bu şekildeydi, daha sonra düzeltildi. Ama diğer bütün pedagojik hatalar içerisinde hala durmaktadır. Çocuğun ayakları farkındaysanız geriye dönük. Ve distekste deniyor ki B ile D karıştırılıyor. Belki bu bizim için çok basit bir şey olabilir ama çocuk için algısını dağıtacak bir şeydir. Denge bozuklukları vardır ve çocuk için denge çok önemlidir. İşte başı çok iri çizilmiştir. Sanki düşecek gibidir. Yani dengesiz resimler vardır. Bu resmin üzerinde boyu yorum diyor. Ama baktığınızda eylem iş olarak silme eylemi var. Artık bu yazı tahtasıdır, resim yapılmaz. Hani bunları çocuk kavram olarak sonrasında çok fazla karıştırmaya başlıyor. Sol eliyle silme işlemi yapmak yine bir tutarsızlıktır, dengesizliktir. Çünkü çocuk sağla sola karıştırabilir. Yazarken de solak olarak yazdıklarını ki el yazısında çok zordur sola yazmak. O yüzden yine bu şekilde dengesizlik. İşte kenarları, yani çocuklar cetvel kullanamıyor. Çünkü tam olarak göremiyor. Ondan sonra çöp kutusundan önde bir şekilde çocuk resim tahtası, yani resim tahtasındaki yazı tahtası bunu silmeye çalışıyor. Mesela dispraksiste deniyor ki çocuklarda görsel olarak, uzaysal olarak bozukluklar var. Neden? Çünkü çocuk bu şekilde gördüğü zaman bunu kağıda aktaramıyor. Yani bu bilinçaltıdır, doğru mu? Tabii ki, kesinlikle. Bunlar süreklilik arz ederse normal şekilde göremeyiz. Dediğim gibi boyama yapıyorum diyor, silme eylemi. Yani çocuk orada boyuyorum diyor ama zilin altına aslında baktığınızda silme eylemi var. Başka şu şekilde yine ters olarak baktığımızda hep tersleri verilmiş. Yani aslında algı olarak dediğim gibi bakın bunun bu neyin gölgesi? Yani hep çocukların zihinlerine, zihin altlarına bakın bu benim neyin gölgesi? Bunlar çok karışık ve kaotik bir şekilde yapılmıştır. Şimdi burada bir resim göstermek istiyorum. Bakın burada bir lavabo resmi var. Bana verin isterseniz, siz anlatırken ben onu ekrana göstereyim. Lütfen siz buyurun. Orada mesela lavabo resmi var. Ve orada P sesini vermiş. Biz lavabonun sesinin içerisinde aslında orada tıp tıp sesini vermeye çalışılıyor. Ama P sesini verirken siz doğal olarak neyi görürsünüz? Lavabo gözünüzün önüne gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani tıp tıp sesi değil. Orada tıp tıpı çocuk aklında tutmaz. Bir baş ses verirken özellikle akılda kalıcı şekilde sesler vermek gerekiyor. Orada lavabo sesi veriliyor, P sesini lavabo şeklinde veriyor ama içerisindeki tıp tıpları söylüyor. Çocuk gözünü kapattığı zaman tıp tıplar gözünün önüne gelmez o çocuğun. Lavabo resmi şekli gelir. Zaten lavabo şeklinde birçok proporsiyon hatası ve perspektif hataları da vardır. Yani o ayrıntıya girmek istemiyorum. O yüzden şimdi mesela biz dil konuşma dersinde
Sesler işte başında, sonunda, ortasında, bunlar çok önemlidir çocuk için. Disletik, dislek hatalar da vardır. Sonrasında çocuk deniyor ki tıp tıp, pı sesini düşünürken tıp tıp aklına gelecekse çocuk doğal olarak bu pı sesini başa koyacaktır. Pıt pıt da diyebilir çocuk. Sonrasında dislekse deniyor ki sobayla sopayı karıştırabiliyor. Bir dakika, bir şey soracağım. Şimdi bakın, bunlar çok ayrıntı gibi gözüküyor ama bu en son üniversite eğitimine kadar bütün öğrenme algısını değiştiriyor mu? Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi bakın, P sesini veriyorum, lavabo resmini veriyorum. Çocuk P sesiyle ilgili lavabo çağrışımı, lavabo çağrışımı gelir. Anlatabiliyor muyum? İçerisindeki tıp tıp çağrışımı gelmez ona. Sonrasında eğer ki tıp P ile tıp tıpı da birleştireceği zaman da P sesini başa koyarak okumaya kalktığında pıt pıt şeklinde okur. Kelimeler birbirine giriyor. Kelimeler birbirine karışıyor. Mesela dikseksine deniyor ki sobayla sopayı karıştırıyor. Bakın BP, lavabo, lavapo, BDP. Yani bunlar baktığınızda distekte BDP seslerini karıştırıyor deniyor. Bu şekilde verilirse ses sistemi tamamen çocuk algısını karıştırır. Zaten biz ELAS sistemiyle gidiyoruz. Alfabenin tamamını görmüyor. Bu şekilde de kaotik bir şekilde verildiği zaman çocukların algısı tamamen darmadağın edilmiş durumda oluyor. Ya bu peki bunlar muhtemelen şimdi milli eğitim onaylı kitaplardan bahsediyoruz. Bu nasıl bir yaklaşımdır? Yani çünkü sizin söylediğiniz aslında bir nesli daha ABC'deyken doğru yönlendirmezsek, hani kreşe yolluyoruz falan değil bu. Bunların hepsi okul öncesi eğitim, işte bu yüzden önemli. Ve sonrasında bir ikinci sınıfta biz kuşakları kaybediyoruz ama bunların hiçbiri tartışılmıyor. Aynen o şekilde. Zaten okul öncesi dediğim gibi biz bütün görerek öğrendiğimiz için çocuklar okul öncesine gittikleri zaman, anaokuluna gittikleri zaman doğal yollarla zaten birçok şeyi öğreniyoruz. Ama okula geldiklerinde bu tür kaotik bir şekilde verilen kitaplara baktıklarında çocuklar bu sefer akıl durgunluğu yaşıyorlar. Mesela şöyle, o kadar çok anlam değiştirici ifadeler var ki, arı bal topluyor. Arı bal toplamaz, arı çiçek tozu toplar. Yani bal yapar. Bal yapar. Aynen. Hani bütün eylemler, bütün her şey karman çorman durumda getiriliyor. Bakın yine bunun karşısına çizmesi isteniyor. Yani hep zıttı, tersi yapılması istenen, diğer resimlerde de gösterdiğim gibi bu tür resimler mevcut. Çocuk da doğal olarak bütün her şeyi birbirine karıştırıyor. Harfleri, heceleri, hepsini birbirine karıştırıyor. Eylemlerle dediğim gibi, mesela burada bakın yıkanma resmi var. Hı hı. Yıkanma. Burada bir yıkanma işlemi yok. Çünkü yıkanma insanın kendisinin kendi kendine yapmış olduğu bir eylemdir. Ama burada yıkanan bir çocuk var. Yani ne oluyor? Çocuk yıkanmayla yıkamayı, eylemler, yapılan iş değerini birbirine karıştırıyor. Artı şimdi buraya baktığımızda kızım mı, erkek mi, anne mi, ne olduğu belli olmayan bir resim var. Hı hı. Ve fark ederseniz sanki hayalet gibi duvardan çıkmış gibi bu resim. Ve bu çocuğa bunu boyatması isteniyor. Ve fayans beyazdır, yani tamam renkli de olabilir ama beyazdır. Hayalet gibi dışarıya çıkmış bir resim var burada. Ve artı eylem olarak da yine dediğim gibi yıkanma eylemi yok. Sadece gülüyorlar. Gülme eylemi var. Baktığımızda çocuk yanlış tutuluyor. Elindeki toz bezi midir? Ne olduğu belli olmayan bir bez var. Annenin sol kolu gözükmüyor. Çocuğun sol kolu oturmuş bir durumda değil. Yani bu çocuk bunu boyadığı zaman çok korkunç resimler ortaya çıkabilir. Bunların hepsi çocuğun bütün ve çok ayrıntı bunlar yani çocuk için. Algısını, sistemini bozar mı? Kesinlikle bozar. Çünkü çocuk bunu boyadığı zaman normal bir resim ortaya çıkmayacak. Hmm. Yani çok ayrıntılı ve artı birinci sınıf çocuğu bu kadar ayrıntılı çok fazla dikkat edemez. İster istemez ne olacak? Zaten kol kasları çalıştırma yönelik olduğu için bu karalama sayfasına dönüşecek. Çocuk direkt karalayacak. Çünkü algısına oturmayan bir resim olduğu için kolunu bakıyorsunuz, kolu yok. Yani görüntüde bir herhangi bir şey yok. Karalayıp geçecektir sonrasında. Ve dediğim gibi yıkanma, hatırlarsanız benekli kuzu deniyordu. Hı hı. Ama resimde kuzu yoktu. Köpek resmi vardı. Evet, doğru. Yani çağrışım olarak sonrasında baktığımızda hep, yani kuzu dediğinizde kuzu çağrışım olması lazım. Yıkanma dediğinizde birisi kendisini yıkaması lazım. Ya da işte P sesi dediğinizde lavabo çağrışım olarak gözünüze gelir. Yani bunları düşündüğü zaman çocuk farklı çağrışımlar olur ve öğrenilmesi gereken harfler ya da kelimeler tam olarak o çağrışım olmadığı için farklı şekilleri algılandığında çocuk bu sefer büyük bir kaos yaşar. Bardak dediğinizde siz başka bir şey getirirseniz çocuğun önüne, aynı o benekli kuzuda dediğim gibi köpek geliyor. Çocuk iyi, orada köpek geliyor. Yani kuzu değil ki oradaki. Kavramlar karışıyor. Kavramlar tamamen karışıyor. Aynı şekilde kavramlar matematikle de karıştırılmış durumda. Mesela sayı olarak verilebilecek hiçbir kavram maalesef gözükmemekte. Hı hı. Var mı onunla ilgili de örneğin? Çok fazla. Mesela bir rakamı veriliyor. Siz burada biri
birinci sınıfa giden bir çocuk çok rahatlıkla sizce bulabilir mi? Ne kadar ayrımcı. Ben bile zor buldum şu anda. Yani bir çocuk sayılabilir, elin alabilir, en kolay çevresindeki nesneleri sayabilecek şekilde matematik öğretilir. Bir, en basitinden bire başladığında çocuk bir öğrenirken bir kaos yaşanıyor. Çünkü birle özdeşleyebilecek hiçbir şey yok. Hani gözümüzü kapattım dediğim zaman bu gelecek. Bir gelmez. Sırayla şöyle hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Bakın bir vermiş. Sadece bir tane kalem var. Çocuğun boyu perspektif olarak da hata. Ve sol koluyla tutuyor yine. Hı hı. Ve bir sürü bir var ama. Birçok bir var orada. Yani bir olarak somut olarak somut kavramlar çok fazla, şey soyut kavramlar çok fazla verilmiş. Öğrenmek için soruyorum. Mesela biri öğretirken net mi olmak gerekiyor? Kesinlikle. Net. Mesela, bu birdir. Kesinlikle. Şimdi zaten dediğim gibi okul öncesinde biz neyle görüyoruz? Bir tane araba, bir tane işte bardak. Yani bunu aslında biz kendimiz öğreniyoruz. Ama okula geldiğinde çocuk bunları da gördüğünde bir kavram karmaşası yaşıyor. Mesela burada iki rakamını vermiş, noktalarla vermiş. Bir balon soyut olan bir şey, yani uçup gidecek ve elle tutulan, evet ama uçup gidecek hiçlik olan matematik kavramı bu şekilde vermez. Bulut aynı şekilde bu şekilde vermez. Çocuk hangisini sayacak? İki tane, iki tane ve bakın bir sürü iki var burada. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Yine aynı şekilde soyut olarak çocuk bu dönemde soyut işlemler yapamaz. Somut olarak elinde olan sayılabilir bilir nesnelerin olması gerekiyor. Baktığınızda sadece bir tane kedi görüyorsunuz burada. Üç tane kart var. Soyuttur. Yani çocuk kalacak bir şekilde verilmemiştir. Yine bir sürü üç gözüküyor. Ve üçle E farkındaysanız zaten her şeyde ters olduğu için. Orada da bir sıkıntı var zaten. Kesinlikle. Üçte hep sıkıntı var. Mesela yine aynı şekilde soyut olarak verilen müzik notaları. Yani çocuğun elle görülür bir şekilde yapabileceği bir şey değildir. Tutabileceği somut değildir. Yani matematiği çok daha net kavramlarla kesinlikle, kesinlikle. Gerekiyor. Mesela burada yine toplar verilmiş. 6 tane ama bakın saçları da var. Çocuk bunu kalkıp saçlarını da sayabilir bu toplarla. Ve 6'yı o şekilde ilk öğrenilmek için öğrendiğimiz kavramlar çok önemlidir. Bu şekilde verilmiş. Bakın ona bakın. Yani on olarak... Rakam büyüdükçe daha da karmaşıklaşıyor. Kesinlikle. Sadece elinde bir tane top var. Şimdi çocuk diyecek ki ben burada neyi sayacağım? 10 tane sayabilmesi için ki normalde çocuklar ona kadar çok rahatlıkla sayabiliyorlar. Hı-hı. Yani birinci sınıfa başlayan bir çocuk çok rahatlıkla sayabiliyor. Diyorum ki 10 tane acaba ne var? Sadece bir top var. Parmaklarını sayıyorum. Acaba çocuk parmaklarını sayar? Bakın bu parmakta 5 tane, diğerinde 6 tane parmak var. Aşkım onu ayak parmaklarında da birinde 5 tane, birinde 4 tane parmak var. Yani çocuk yani neyi sayacağım diye düşündüğü zaman parmaklarını saysa... Şunu göstermek istiyorum. Lütfen siz devam edin. Gerçekten öyle. Çocuğun bir elinde 5 parmak, diğerinde 6 parmak var. Yani acaba çocuk parmaklarımı mı saymam gerekiyor diye düşündüğü zaman bakıyorsunuz ki orada da bir hata var. Yani çocuk çok ayrıntılı evet şey yapamaz ama onu bile saymaya kalktığında çok yanlış bir şekilde sayımlar ortaya çıkacak. Bu şekilde verdikten sonra matematik sonra diyor ki bilgi ona tamamlıyor. Çocuk ne gördü ki sayılabilir şekilde nasıl tamamlayacak? Tamamlanacak hiçbir şey yoksa bu çalışma kitabındandır. Yani 5 tane var, 4 tanesini tamamlayacak. Yani sayı olarak verilmiş, ritmik olarak verilmiş, kesinlikle verilmiş olan bir şey yok. Ki normalde zaten çocuklar dediğim gibi ona kadar çok rahatlıkla sayabilen ve görsel olarak da sayabiliyorlar bu şekilde. Ve yine verilen kavramlar kafa karışıklığı yaratmakta. Yani çocuğun yakın çevresinden olan değil. Evet balıklar var. Balıklar suyun altına baktığında düşündüğünüzde çok sınırsız gözüküyor. Sınır çok önemlidir çocuklarda. Yani kümeleştirerek çünkü sonrasında biz işte tek tek görürüz. Sonra küme küme görürüz. Sonrasında işte gruplara ayırırız. Bu şekilde olur. Hani balıklarla ve aynı hizada olması gerekiyor. Yani bir nesneyi verirken mesela bir elmayı aynı hizada da aynı şekilde sıralanacak ki çocuk onu sonrasında gruplayabilsin. Sınırsız olan bir şeyde taneyle de olmuş olsa kesinlikle bu şekilde matematiği öğretemeyiz. Aynı şekilde bakın. Geometriyle zaten başlanmaz. Bu birinci sınıf çalışma kitabında verilmiş olan bir... diyor ki sayalım, yazalım. Ne kadar kalıtık bir şekilde verilmiş. Somuttur, çizimdir bunlar. Yani çocuk sayacak, zaten vermemiş. Bunları sayacak çok karışık bir şekilde ve altına yazacak. Yani gözünü kapattığında bu sayılabilir bir nesne bunu değildir. Kaçıncı bu sınıf çocuğu yapabilir? Birinci sınıf çalışma kitabı. Şu şekilde. Ya şunu, çocuğa görelik ilkesinde uyulmamakta. Günlük gazetede bulmaca diye verirsiniz üstü. Yani çocuğa görelik ilkesinden tamamen uzaklaşmıştır. Çünkü çocuğun yakından uzağa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene çocuğa görelik ilkesi vardır. Bundan tamamen uzaklaştırıldığı gözüküyor. Tamam burada matematik olarak verilmiş elma. Bu da bir çizgidir ama. Soyuttur yine. Yani ve birbirine karışmış. Hangisi önde hangisi arkada bilemezsiniz. Bu da bir çizgidir. Sayalım. Bakın hepsi birbirine geçmiştir. Yani çocuğun görsel olarak, soyut olarak, somut olarak verilecek bir çizim verilmemiş çocuğun önüne.
bu şekilde verilmiştir. Matematiğe geometriyle başlanmaz. Ama baktığımızda gözün ritmik akışını bozucu resimlerle karşılaşıyoruz. Örüntü tamamlamalarda mesela yani bunları süreklilik arz ederse gözümüzün algı şekli buna bozulmaya başlar. Ve geometrik şekilde çizemediği söyleniyor. Bunlar tamamen gözümüzün algı şeklini, ritmik akışını bozucu resimlerdir bence. Çünkü bu şekilde geometriyle başlanmıştır. Zaten alfabeyi görmeyen çocuk matematikte de sürekli arz etmeyen şeyleri sürekli kesinlikle. Bakın bunlar bir o hangisi geliyor? Yuvarlak, ay, işte değişik şekillerle bunlar geliyor. Bu ritmik akışı bir süre sonra gözün algının bozmaya başlar. Aynı şekilde geometriyle başlanmaz. Bakın bunlar çocuk hangisinin hangisinin olduğunu bakmaya kalktığında tamamen bilinç kapatır kendini. Yani sonrasında düşündüğünde bunu çizmeye ya da kağıda aktaramaz. Dünyada bu tip bir sistem var mı? Yani belki hani biz bilmiyoruz da dünya uyguluyor mu? Var mı böyle bir şey? Aklı başında eğitim yapan ülkelerde yani. Olmaması gerekiyor. Ha, normali bu yani. Normali olmaması. Evet. Şimdi yine aynı şekilde bakın bütün kavramlar geometrik şekillerle verilmiş. Zaten geometriyi çocuk bu şekilde verilmez geometrik kavramlar. Hı-hı. İşte bilge çoraplarını arıyor. İçerisinde geometrik bir sürü geometrik kavram var. Ve çocuk ister istemez tersini düzün her şeyi karışmış olma oluyor. Peki bunun şimdi netice itibariyle zaten bu ortaya çıktığında bir sıkıntı beliriyor. Hı hı. Ve ondan sonra veliler şunu söylüyor. Benim çocuğum bir türlü öğrenemiyor. Hı hı. Şimdi fakat hiçbir veli sanıyorum müfredatla ilgili bu darbeyi yediğinin farkında değildir çocuğun. Şimdi tanıyı nasıl koyacak ve tedavisi var mı mesela bu işin, o da önemli. Şimdi veliler bana o konuda çok geliyor mesela çocuğum okuyamıyor. Çünkü özellikle zaten şimdi bir patlama olacak tekrardan. Aralık ayındayız. Aralık ayına kadar verilmiş olan kitaplar bu şekilde. Yani çocuk ister istemez okumaya geçemediği için dediğim gibi dik yazıyla eğik yazı verilmesi, okumayla yazmanın bir bütünlüğün ortadan kaldırılması çocuklarla bir kaos oluşturduğunu söylemiştik. Renklerle bölüyorlar, işte kelimelerin içerisinde resim veriyorlar, çocuk resmi görüyor, ister istemez okumada hata yapıyorlar, okumada atlama yapıyorlar. Yani yazıyla okuma tamamen birbirinden bir bütün olarak ayrılmaktadırlar. Şimdi öğrenciler doğal olarak okuyamadıkları için ailelerde bunu görüyorum. Yani eğitim sisteminin böyle bir şey yapabileceği tabii ki yani kimsenin aklına gelmiyor. Zaten dönüyor, benim çocuğum niye öğrenemiyor diyor. Evet, yani çocuğunda bu sefer acaba bizim bilmediğimiz bir yani bir rahatsızlığı var mı? Acaba böyle bir rahatsızlık var, ondan bu şekilde olduğunu fatura düşünüyor. Fatura çocuğa çıkıyor. Aynen. Yani açıkçası kitap basılan kişilerin ya da kitaplardaki olan durumların bunu yaratabileceğini veli aklına getiremiyor. Yani kimse de sanırım böyle bir şeyi getiremez diye İnsan, düşünüyorum. Yani şimdi koskoca bir milli eğitimin yaptığı işte böyle bir skandal olabileceğini kim düşünebilir ki? Yani değil mi? Bir sürü hocalarımız bunları oturuyorlar, kuruldan geçiriyorlar. Ama bunların hiçbiri tesadüf olamaz. Yani bir tane hata olur. İki tane de hata olur. Ama sizin neredeyse verdiğiniz örnekler bir kitap yani. Kesinlikle. Aslında hani o kadar daha çok daha fazla ayrıntıları var ki. Yani şimdi ben burada çok dilin ayrıntılarına giremiyorum. Kitabın pedagojik hatalarındaki ayrıntılara giremiyoruz. Yüzeysel olarak anlatıyorum. Bize çok basit olarak görünebilir ama çocukta bunlar çok büyük bir kaos yaratıyor. Düzeltilme şansı var mı? İşin ilginç kısmı da bu. Yani şimdi disleksiye baktığınızda özel öğrenme güçlüğüne sonrasında çocuklar silikleştirilebiliyor ve düzeltilebiliyor. Yani eğitimle gelen bir bozukluk var. Yine eğitimle. Kesinlikle. Eğitimle düzeltiliyor ama eğitimle düzeltilen kısma baktığımızda da aslında çocukları bu şekilde öğrendikleri için o alanda ilerletilmeye çalışılıyor. Yani biz sonrasında dediğim gibi okul öncesinde biz bütün kavramları, her şeyi biz bütün olarak gördüğümüz için konuşmamız, yazmamız hepsi o şekilde. Bir ilkokul 4 boyunca kavramlar karışıyor. Sonrasında biz aslında yine normale, yani bir şekilde yine hataları kalıyor ama yine normale dönüyoruz. Peki 2 dakikam var, 2 soru sorayım bununla ilgili de. Birincisi bu parçalı müfredat dediğimiz 4+4'e geçtik değil mi? Yani çok övünülüyor falan. Bunda gelinen son durum ne? Yani sanıyorum bunlar onun ürünü. Evet, şimdi Aralık ayından sonra çok büyük bir dediğim gibi bir patlama olacak. Çünkü özel öğrenme güçlüğünde çocuklar okumaya geçemedikleri için ve tanısında da 1. sınıfın 2. döneminde konulduğu için şimdi ne olacak? Çok fazla çocuklar okuyamadıkları için tanı olarak bu çocuklar bakacaklar okuyamıyorlar. Rehberlik araştırma merkezlerine gönderiliyor bu çocuklar. Disleksi, yani disleksi özel öğrenme güçlüğü, disleksi midir? İşte ya da okuma yazma mı? Yazı, işte matematik bozukluğu mu? O alandaki hangi eksikliği varsa bu alana göre bir çocuğa göre, yönlendirme. Ama çocuk sürekli patinaj yapacak.
En başta yapmışsınız hatayı çocuğa. Evet. Çocuğu yani sonrasında özel eğitimlerde çocuk eğitim görmeye başlıyor. Peki şura toplandı. Mesela bunlar şurada niye tartışılmaz? Şura topla okullardaki son durum ne? Mesela hadi şuranın ardından bunu koyuyor. Herkes Osmanlıcayı konuşuyor da. O ayrı bir skandal zaten. Hani onu hiç girmiyorum. Bunlar niye tartışılmaz eğitim şuralarında? Şimdi ilk dörtten sonra biliyoruz ki ikinci dörtte çocuklar ortaokula yani orta öğretime başlayacaklar. Parçalanmış müfredatta bütün derslerin parçalanmış olduğunu daha önce de söylemiştik. İlk temel derslerden sonraki seçmeli derslerde, ana seçmeli derslerde Osmanlıca dediğiniz gibi birçok seçmeli ders olacak. Ve aileler sınıf atlama getirdi. Özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olan çocuklar sınavla bir üst sınıfa geçebilecek. Aslında bir üst sınıf da değil. Ders atlayacak. Bunu 95 yılında kredili sistemde okumuştum ben. Oradan biliyorum kredili sistemde de. Yani krediyi alırsanız... O kredi dersi aynen. Şu andaki sistemi aslında şu anda çocuklarda ilk öğretime kadar indirildiğini görüyoruz. Yani GATS Basel 3 protokolü vardı bildiğiniz kadarıyla. Şu anda GATS yerine getirilmiş durumda. Çünkü bütün sektörler piyasaya devredilmiş durumda. İşi bilmeyen çocuklar üretirsiniz. Ondan sonra da gelir burada yabancı doktor çalıştırırsınız. Evet, i̇şte Basel 3 protokolü şu anda ve öğretmen de. Çünkü dışarıdan İş paket program alınabilir var. İngilizce, şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Şu anda ikinci sınıfa başlarken çocuklar İngilizce dersi görmeye başlıyor. Düşünün daha kendi dilini öğrenememiş, okuyamamış bu çocuklar ikinci sınıfta İngilizce görmeye başlayacak. Ve İngilizce eğitim ses temelli eğitimdir. Yani yine orada da bir darbe vuruluyor çocuğa. Kendi diliyle ilgili. Kesinlikle. Yani kendi dilini öğrenemeyen... Çözemeyen, konuşamayan çocuk İngilizce öğrenmeye başlayacak ve İngilizce kitapları korkunç bir durumda. Mahi Hocam bu konuyla ilgili dava açtı. Bütün velilerde... Takip ediyorum ben de. Gerçekten ilginç. Mahi Morgül de buradan saygıyla evet, analım. Kesinlikle. Çok emeği var bu işlerde. Okul öncesi eğitim öğretmeni Sayın Serpil Yakan. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'den kalktınız geldiniz bunları ben bizlere anlatmak için. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık efendim. Çok teşekkürler. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Evet, eğitim kritik bir konu değil mi? Hani cambaza bakarken bakın altta neler oluyor. Biz sonra bir kuşağı kaybediyoruz. Öğrenme bozukluklarıyla yetişen, okuma bozukluklarıyla yetişen kuşağı. Ondan sonra sınavdan sınava koşturuyoruz. Ah benim çocuğum 3 yanlış yaptı, 4 yanlış yaptı, hiç yanlış yapmadı. Çocuk eğitim, öğretim göremiyor ki. Kaç yanlış yaptı, ne önemi var? Ha bunlar mezun olduktan sonra da hani diyor ya ata, bir milleti yok etmek istiyorsanız önce dilinden başlayın. Birbiriyle anlaşamayan insanlar zaten kavga eder. Çok mu tesadüf? Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.